Bugün Çevre Şehircilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Fatsa ile ilgili bir toplantı yapılmıştı. Detaylar arkadaşlar il vekillerimiz birazdan açıklarlar ama karar şöyle. ÇED süreci durdurulmuştur. İlgili firmanın bundan sonraki süreçte yani kapsam genişletme talebi reddedilmiştir yani. Bundan çıkan budur. Bundan sonra bu dosya kapanmıştır. Bize verilen bilgi bu şekildedir. Karar muhtemelen yazılacaktır ama içerideki yöneticilerin bize orada bulunan arkadaşlarımız üzerinden verdikleri bilgi budur. Fatsa'ya hayırlı uğurlu olsun. Doğru karar budur. Doğrusu buydu, bu olmalıydı. Bu kapsamda bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel Ordu Milletvekilimiz, Artvin Milletvekili Uğur Bayrak Tutan, İyi Parti Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs ve yine Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt. Biz parlamenter olarak bu heyet buradaydık. Ordu, Fatsa'dan çeşitli sivil toplum örgüt temsilcileri vardı. Ben kararı açıkladım. Bundan sonraki yorumlar il vekillerinin ve bölge milletvekillerinin. Buyurunuz efendim. Sağ olun. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Çok değerli katılımcılar, çok sevgili Fatsalılar, ordulular. Bugün Kadir Gecemizin bize verdiği sevinçle Fatsa'mızda yapılmak istenen ilave 4000 dönümlük alanın ve 242 bin metrekarelik zehir deposunun, zehir gölünün red kararı çıkmıştır. Tüm bölgemize, insanlarımıza, dostlarımıza ve gelecek şu nesillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün çok sevinçli olarak memleketimize döneceğiz. Bütün Fatsa'ya, bütün orduya, bütün bizi destekleyen, her platformda destekleyen siyasi parti milletvekillerimize ve ta kuruluşundan bu yana bizi her seferinde destekleyen Türkiye Tema Vakfı'na ayrıca özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok duyguluyum, çok sevinçliyim. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olur inşallah bizim için. Yeşil Fatsa'nın bağrındaki sarı çıbana dur denilmiştir. Sarı çıbanın büyümesi engellenmiştir. Ve bundan sonra biz bu sarı çıbanı rehabilite edip yaralarımızı saracağız. Bugüne kadar bu işte emek veren başta Ordu ve Fatsa çevre derneklerimiz, Tema Vakfı, bütün STK'lar, bütün siyasiler, herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen gün o basın toplantısında oraya biriken 500 kişinin eseridir bu. Bu mücadele daha da ordunun her tarafında sürecek. Bu mücadeleyi büyüteceğiz. Biz bir başlangıç yaptık, arkası gelecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte olunca başarılıyormuş yani. Evet, gerçekten çok sevinçliyiz. Bir katliam önlendi. Zaten orada yaşanılan ciddi bir sorun vardı. Bunun büyümesi önlendi. Burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki doğa katliamına dur demenin bu karar öncüsü olacaktır. Bundan sonra Ordu ve diğer illerde bu tür katliamlarında önüne geçeceğiz hep birlikte. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Eyvallah, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Sağ olun. Ben de bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeşille mavinin buluştuğu o güzel cennet bahçesi Fatsa'mıza hayırlı olsun. Burada tepkilerini dile getiren, toprağını, yeşilini, arısını, fındığını koruyan ve atalarından almış olduğu mirası gelecek nesillere nakletme uğraş içerisinde olan, bugün aramızda olan tüm Fatsalı hemşerilerime, büyüklerime hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu süreç böyle devam eder. İktidar özellikle bizim o güzel Doğu Karadeniz bölgesine yönelik doğa tahribatı gerektiren, doğa tahribatı yapan uygulamalarından vazgeçer diyorum. Bu karar örnek olsun. İktidar Doğu Karadeniz'den elini çeksin diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet arkadaşlar. Evet, bir de Uğur Bey. Uğur Bey. Uğur Bey. Uğur Bey. Sen, sen, sen. Bir düzelttim. Uğur Bey.
Şimdi değerli arkadaşlarım, ben de Fas'a, orduya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz bu çevre mücadelesini uzun yıllardır Artvin'de çeyrek asırı aşan bir süredir yürütüyoruz. Biraz önce Seyit Başkanıma da söyledim bu konuda çok tecrübeliyiz diye. Benim orada Fas'a söyleyeceğim bir söz var. Sakın rehavete kapılmayın. Bu karar alınmıştır diye evlerinize rahat gitmeyin. Rahat olmayın evlerinizde. Biz mahkeme kararlarına rağmen Artvin'de hukuku alt üst ederek maden çıkartmayla alakalı girişimde bulundular. Moralinizi bozma anlamında demiyorum. Bu önemli bir kilometre taşı. Çok önemli bir kilometre taşı. Durmayacaklardır. Başka şeyler yapacaklardır. Mevzuatı değiştireceklerdir. Ama çok önemli bir başarı. Ben bu başarıda katkıları olan bütün çevre örgütlerini, bütün bileşenleri yürekten kutluyorum. Halkımızı yürekten kutluyorum. Ama bir hakkı da tescil edelim. Parlamentoda milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, ordu milletvekilimiz, bütün parti grupları, sevgili Hüseyin kardeşim burada, genel başkan yardımcımız Ali Bey çok yoğun çaba gösterdiler. Parlamento boyutunda kamuoyuna taşınması anlamında onların katkıları çok büyük. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, gazanız mübarek olsun diyorum. Evet arkadaşlar, tabii onu ben söyleyeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, Uğur abinin ağzı sütten yandığı için o yoğurdu üfleyerek yiyor ama bu konuda süreç tamamlanmıştır, onu söyleyeyim. Biz ayrılacağız ama sizden bir şey rica ediyorum. Başından beri bu işin başından beri mücadele eden, bugün yanımızda olan ve bu haberi de bize veren sevgili danışman arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevre danışmanı Cömert Bey'e de teşekkür ediyoruz. Onu da söyleyeyim şu an. Evet. Peki, hadi hoşça kalın.